biliyorsunuz ben skandal adamıyımdır, kriz adamıyımdır. Yani bunların içinde olmayı, yaşamayı da severim. Yani yaptığım hataları çekmeyi, yapmadığım hataların da yüküne karşı mücadele etmeyi de severim. İsmim üzerinden konuşulması, başkasına olsa ona çok büyük haksızlık yapıldı diye söylenecek şeyler ben olduğum zaman bambaşka davranıyor. Bunlarda hiç problem yok. Ben bunlarla yaşamayı öğrendim. Caner çok iyi kalpli biridir. Yani kalbi özünde inanılmaz iyidir. Ve onun kalbine dokunursanız o oyuna, burayı güzelleştirmeyiz. Aynı şekilde Ömer. Ömer Bayram dediğimiz adam Süper Lig'de asist kralı olmuş. Evet. Yani Ömer'in, iyi durumdaki bir Ömer'in bu lige etki etmemesi mümkün mü? Yani Ömer'in potansiyeli, ki Ömer oynadığı ve oynamadığı zaman takıma muhteşem bir liderdir. Muhteşem liderlik yapar. Herkesi aşağıya... Yani benim böyle avantajlarım oldu. Ben şuna inanıyorum ki benim ruhumda bir liderlik var. Liderlik var. Ve ben bu oyuna da aklımı yürüyorum. Tek korkum ülkemin bunu anlayamaması ve bunu sabır gösterememesi. Bu kendim için söylemiyorum ama eski oyuncularını futbolun içinden gelen insanlara daha çok sahip çıkıp o sinerjiyi yaratsınlar. Bıraksınlar kendi etraflarını, akrabalarını, onları bunları, oyunun kendisine hizmet etsinler ve bu sinerjiyi Arjantin gibi yaşasınlar. İkisi de kadroya girmiyorken, bizdeyken ikisine de sorabilirsiniz, karşıma alın. İkiniz de 30-40 milyon euro edersiniz demiştim. Yeter ki doğru oynayın, topu kaybetmeyin diye. Bugün onun haklı gururunu yaşıyorum abileri olarak. Kolay bir şey değil Real Madrid'e gidip Real Madrid soyunmasına girmek. Boş Barneveo'da karşıdan karşıya geçemezsin, ayakları tutuyor. Tabii canım. O yüzden Arda Güler'i rahat bırakın. Muhteşem bir oyuncu. Muhteşem yeteneklere sahip. İşimize dert oldu Okan abi. Bu kadar rekor kırarsa bize ne bırakarak yani? Bu kadar rekor kırılır mı kardeşim? Herkese merhaba. Şu an Eyüpspor tesislerindeyiz. Karşımızda küçüklükten beri kahramanlarımdan biri olan Sayın Arda Turan oturuyor. Hocam merhaba, hoş bulduk değil. Hoş geldiniz. Sizinle şu an karşılıklı röportaj yaptığınız için öncelikle çok mutlu olduğumuzu söyleyelim. Çok güzel ağırladınız, öncelikle çok güzel karşıladınız. Ve heyecanla da röportaja başlamak istiyoruz. Öncelikle nasılsınız demek istiyorum. Gayet iyiyim, çok şükür. Hayatın bazı evreleri oluyor, inişli çıkışlı dönemler. Şu anda herhalde güzel tarafındayız. Tekrardan eskisi gibi hissediyorum. Evimizde, ailemizde mutluyuz. Çok şükür sağlıklıyız ve başarılı bir dönem başlangıcı diye hissediyoruz. İnşallah böyle olur, böyle devam eder. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Röportaj isteğinizden dolayı. Önceki sefer heyecan durumun nasıl? Heyecan durumu başka. Zaten şeyi düşündüm şimdi. Şimdi ben 95'liyim. Hani düşünüyorum ben 11 yaşındayken hani ilk 2006-2007 sezonuyla o çıkış böyle. Bizim mahalledeki işte tam Arda Turan, bir de o zaman ben de Galatasaray Futbol Okulu'na gidiyordum. Hani o zamanki hayal şey, Arda Turan çıkmış altyapıdan. Hani ileride Arda Turan olma yani. Sonra gençlik oluyor, Arda Hoca bu sefer kaptan oluyor falan derken şey gibi oldu. Sanki bütün futbol geçmişi böyle bir anda karşında gibi bir hissiyat yani. Evet, ilk soruyla başlayalım. Tabii. Hocam şimdi ilk tam sezonunuzda başladınız. Yani geçen sezon sonunda geldiniz ama ilk tam sezonunu kurduğunuz ve Eyüpspor'u direkt olarak Süper Lig'e çıkardınız. Ben bu transfer sürecinizi, Eyüpspor'la başlama sürecinizi daha çok merak ediyorum. Bu sezona başlamadan geçen sezonun sonunda geldiğinizde nasıl bir takım buldunuz? O anlaşma süreci nasıl oldu? Ve kolay da bir karar değil. Sonuçta hani alt ligden başladınız ve Eyüpspor o sırada hani iyi bir durumda değildi yani. Üst sıralardaydı ama formsuz bir dönemden geçiyordu. O süreci bir kısa anlatma şansınız var mı? Ya açıkçası zihnimde hep şöyle düşünüyordum. Tabii kendime ve hayatıma baktığımda yardımcılık yapabileceğimi çok fazla düşünmüyordum. Yani yardımcılık yapabileceğim tek insan, tabii o uygun görürse, Fatih Terim gibi duruyordu. Onun dışında ben kendime bile yardımcı olamayan bir insanım. O yüzden yardımcılık konusunda biraz hayata uzak bir bakış açım vardı. Önümüzdeki yani geçtiğimiz dönemde Murat Özkaya iyi dostumdur. Galatasaray'dan da iyi abimizdir. Bir abi kardeş bağımız vardı. Ama uzun dönem tabii ki ona sadece dışarıdan bir isteği olduğu zaman futbolla ilgili yardımcı olabileceğimi söylemiştim. Bir hoca sıkıntısı olduğunda, bir hocasız bir durum vardı Eyüpspor'un. Hoca arayışı vardı. Sonrasında sağ olsun Fatih, ona da kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Benim röportajın başında teşekkür. Çünkü bana her şeyden önce ikinci başkan, as başkan önce bir kardeş oldu, bir dost oldu. Ben çünkü bu ligi tanımıyordum ve bilmiyordum. Oyuncuları tanımamda, yapacağımız transferlerde, iletişimde, o tecrübesiz dönemimde Fatih bana çok yardımcı oldu. O yüzden Fatih Kulaksız Eyüpspor için çok önemli bir kişidir. Her şeyden önce bir kulübün hafızasıdır. Yani Avrupa'da böyle 30-35 senelik insanlar vardır. Fatih de çocukluktan beri Eyüpspor'a gönül vermiş. Eyüpspor'un çıkarları uğruna çok mücadele etmiş biridir. O yüzden bana da çok yardımcı oldu ve futbolla ilgili, hayalimle ilgili dediğim her şeyi yapmaya çalıştı. Kayıtsız şartsız. Yani bana çok inandı, bana çok güvendi. Hatta ikinci, üçüncü antrenmanından sonra, Göztepe maçından sonra hocam seneye de beraberiz ne olursa olsun dedi. Yani içimdeki herhalde ki çalışma azmini, futbolla ilgili fikirlerimi gördükçe o da bunlara ikna oldu. Zaten benzer fikirlerdeydik. Ve Fatih'le işte öyle bir kardeşliğimiz oldu ve yola çıktık. Dediğim gibi ilk sene aslında her kazanılmamış kupa veya birincilik başarısızlık olarak görülebilir. Ama dediğim gibi kısıtlı bir sürede geldim. Ben o kısıtlı sürede çok doğruları yaptığımızı, doğru şeyler, doğru yönde ilerlediğimizi gördüm. Zor muydu? Zordu ama takımın savunma mekanizmasını daha çok geliştirip iyi bir mücadeleye girdik. Futbolda şansa çok inanmam ama bütün yani maçın 180 dakikasını, iki Bodrum tarafındaki 180 dakikasını doğru oynamışken uzatmalarda üzücü bir şekilde elendik. Ama o bize hayatımızın en büyük dersi oldu. Kendimi de test etmem için çok iyi bir fırsattı. Çünkü içeriye girdim elendikten sonra ve 3-5 dakika sonra soyunmasına geri gelip oyuncularıma şunu söyledim. Tarihin en erken şampiyonluklarından birini kazanacağım. Bu soyunmada tekrar ayağa kalkmış biri olarak geleceğim. Ve buna inanan arkadaşlarla yola devam edeceğiz beraber. Buna hazır olun dedim. Hatta yardımcılarımdan analiz ekibimizin başında olan Umut Eskiyo kardeşim var. O hoca delirdi falan demiş. Yani bu ligde uzun seneler oynadığı için, bu ligi bildiği için ve geldiğimden beri hep rahatsızlık duyduğum bir konu vardı. İşte bu ligin dinamiği, bu ligin dinamiği. Israrla şunu söyledim. Bu ligin dinamiği olmaz. Futbolun dinamiği olur. Biz demek ki futbolun prensiplerini doğru uygulamıyoruz ve o yüzden bu ligin dinamikleri oluşmuş. Tabii ki saha şartları zor, zeminler zor, şehir takımları. Ama dediğim gibi dinamikleri de futbolun dinamiğine geri dönünce takımım ve oyuncularım tarihi bir başarıya ulaştı. Burada en büyük baş bu imkanları sağlayan Murat Özkaya'nındır. Ne olursa olsun Ali Erdoğan, Ali abi bize çok destek çıkmıştır. Aynı şekilde Fatih Kulaksız as başkan olarak, buranın yönetimi olarak, organizasyonun başı olarak en büyük katkı onlarındır. Burayı bir NBA takımı gibi organize etmek istiyoruz. O yüzden burada kulüp sahibinin ve organizasyonun başındaki isimlerin önemi çok büyük. Sayın Murat Özkaya, Sayın Fatih Kulaksız uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyorlar. Çok da değerli teknik adamlarla da çalıştılar. Kaptan, evet güzel imkanlar var ama bunu sen başardın. Yani bunu bir övgü için değil, GBNT olduğu için söylüyorum. Saha içerisinde başardıklarınız, bir de organizasyon aşamasında başardıklarınız tam olarak neydi? Ben açıkçası bu söylediğin şey ülkemizdeki zaaflardan biri olarak düşünüyorum. Daha önce burada çalışmış bütün teknik direktörler bu başarıya giden bir yolun parçasıdır. Daha önce Başakşehir'in de böyle bir yolu vardı. Yani burada hizmet etmiş işte İbrahim Üzülmez, Zafer Hoca, birçok Hamza Hamzoğlu bu yolculuğu başlatan isimlerdi. Çünkü hiç kimse sabah kalkıp alt liglerden Süper Lig'e gelemez. Burası hep bir tecrübedir. Yani bugün şu anda kulüplerimizin Avrupa arenasında yaşadığı gibi. Her sene bittiğinde eleştirilerle yıkıp o sene inşa ettiğimiz şeyleri sıfırdan başlıyoruz. Halbuki o sene durduğumuz yerden kendimizi tebrik etsek ve mağlubiyeti doğru okuyabilsek, buraya geldiğimiz noktada kendimizi tebrik edip daha iyi noktaya nasıl gelebiliriz diye önümüzdeki sene üstünden koyup devam etsek hikayemiz çok başka olur. Eyüpspor'un da hikayesi böyle. Biz geldiğimizde burada oluşturan birçok şeyi yıkmadık. Aksine doğruları alıp daha doğru şekilde devam etmeye çalıştık ve oyuncuların buna çok iyi cevap verdiler. Çünkü oyuncu odaklı bir spor yapıyoruz. Ama dediğim gibi organizasyona inandığım için tesis yapısına, tesis oluşturulmasına tabii ki birçok önemli teknik direktörlerle çalışma fırsatı oldum. Tabii organizasyon oluşturmada Fatih Hoca'ya o zaman çok yakın olduğum için bu yakınlık bana hep tesis kurulumunda, antrenman biliminde, tesisteki insanları nasıl yerleştireceğimde bir avantaj oldu. Tabii ben de bu avantajları doğru kullandığımı düşünüyorum. Bu arada şunu da hani söylediğiniz ilave olarak diyeceğim. Bence bunu yapabileceğiniz en doğru kulüptesiniz şu anda belki de. Çünkü hani hem burada Murat Başkan hem Fatih Kulaksız size öyle bir alan hazırladı ki burada her şey direkt size emanet. Hani aslında kendiniz o benzetmeyi yaptınız. Fatih Hoca'nın Florya'da yaptığının, zamanda yaptığının bir benzeri sanki burada yaşanıyor. Yani buradaki her şey aslında sizden soruluyor gibi bir durum da var. Antrenman metotlarından tutun da hani tesisin içi dışı her şey sizde. Şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında tarihin en erken şampiyonluklarından biri, hatta sanırım birincisi bu. Ama bu yolda tabii bu soru ne kadar doğru olur bilmiyorum ama karamsar hissettiğiniz veya şimdi olduk dediğiniz bir an. Yani iki türlü anı da... Önce ilk söylediğine geleyim. şöyle bir şey var. Evet, buranın tesisin sorumluluğu bende ama bu sorumluluğu şöyle dağıtıyoruz. Her işi işin ehline veriyoruz. Yani tesis müdürümüz çok iyi. Bir basınla ilgili bir departman kurmaya çalışıyoruz. Atletik performans ekibimiz çok iyi. Çok şükür ki analiz ekibimiz bambaşka. İşte mutfak ekibimiz bambaşka. Yani ben burada karar vericiden çok işi ehlilerini bulmada yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani şuradan şu çıkmasın. Eyüpspor'da her şeye ben karar veririm. Akşam ne yemek çıkacak ve hangi antrenmanı? Hayır. Böyle bir şey yok. Liyakat aslında. Herkes kendi güvenliğimize ayrı. Herkes kendi işinde, ben inandığım, bildiğim noktalara, oyuncuların rahatı için, oyuncuları sahaya en doğru ve rahat şekilde çıkartabilmemiz için hazırlanan bir ortam var. Birinci tarafı Eyüpspor'un tesis ortamını böyle kapatayım. Ne zaman karamsarlığa düştüm? Geçen sene Bolu'da çok üzülmüştüm. Bolu maçından sonra, çünkü milli aradan sonra bir Bolu maçı oynamıştık. Ve orada 2-0 kaybetmiştik. İçeriye geldiğimde yani odamda kafamı başımın arasına koyup acaba hayal ettiğim gibi oynatamayacak mıyım diye düşünürken Kerem Yavaş, işte yardımcılarımdan bir tanesi, biliyorsunuz milli takımlarda çalıştı çok uzun süre. Kendisi benim Galatasaray altyapısından da abim olur ama kendisi taktik ve teknik konusunda felaket geliştirmiş bir durumda. Kendisine de çok güveniyorum. Bana da yani, hatta işte Guardiola, Arteta gibi kendi aramızdaki şakalaşmalarda gerçekten benim üstümdeki etkisi çok büyük. O dedi ki ya, dedi, Şenol Güneş'le çalıştım, Fatih Terim'le çalıştım, Rosescu'yla çalıştım. Onlar ne mağlubiyetler, neler gördüler yani. Ayağa kalkmasın, bir şey yok. Bence çok iyi yolda gidiyoruz, çok doğru yolda gidiyoruz. Ve beklediğimden çok daha büyük etki yapıyorsun. Acele etme dedi. Ve işte o buhrandan çıkıp elenip sezon başı kampına geldik. Sezon başı kampı bizim için en önemli yerdi. İşte yani çünkü Atletico Madrid'deki metodum, orayla danıştığım şeyler, oranın fiziksel atletik departmanıyla danıştığım şeyler ve sonunda çok şükür ki Utku Alemdaroğlu'nu bulmam. Kendisi Pamukkale Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor. Atletik performans ekibimizin başında. Onunla Atletico Madrid'deki antrenman metodunu mix ettik. Ve uzun saatler, uzun tartışmalar sonucu bir antrenman metodu. Çünkü oynatmak istediğim oyun, topa sahip olmak istiyorum ve aynı zamanda çok koşmak istiyorum. Yani aslında birazcık zor. Oyuncu için çok zor. Yani ve çok şükür ki bütün istatistiklerde bunu yaptık ama bu uzun sürdürülebilir bir şey olmayabilir. Zaman zaman bunlarda düşüş gösterebiliriz. İşte oralarda vereceğimiz tepkiler çok önemliydi. Sağ olsun Utku Hoca ve ekibi, Murat'la ve Anex'le beraber çok iyi çalıştılar. Çok iyi bizi antrenman ettiler. Fiziksel olarak bizi çok iyi hazırladılar. Dediğim gibi part part hazırlandık ve sezon başında bir takımı hazırlayabileceğimi gördüm. O beni rahatlattı. Sonrasında ilk maç sezon içinde bir Ankara Gücü'yle ve Samsun'la 2 hazırlık maçı oynadık. İkisinde de Hüseyin Eroğlu hocam şampiyon olmuştu. Tolunay Hoca, kendisini, ikisini de çok severim. İyi bir test oldu. İkisinde de oyun olarak üstünlük sağladığımız anlar oldu ve ikisinde de istediğimiz şeyleri gördük. Oradan sonra akşam analizleri yaptığımızda kamp, hazırlık kampında istediğimiz oyuna doğru ilerlediğimizi gördük ve ilk Keçiören maçını 1-0 kazandık. Ankara'da 5'te oynanmıştı maç, sıcak havada ama oyun anlamında istediğim seviyedeydi. Topa sahip olmuştum. Son 10 dakikası uzun toplarla bizi rahatsız etmişlerdi ama onun dışında hiç tehdit edememişlerdi. O gün arabayla Ankara'dan geri dönmüştüm. O gün hiç şüphesiz şampiyonluğu kazanabileceğimize inanmıştım. Hatta bir sürü transferimiz de eksikti. Dediğim gibi o gün gördüğüm şey bana ileride Türk futbolunda hayal ettiğim şeyi biraz göstermişti. Kaptan, futbolculuk döneminden itibaren bence doğru teşhise, doğru tespite çok önem veriyorsun. Saha içi problemlerimizle ilgili, Türk futbolundaki saha içi problemleriyle ilgili. Bu sezon bir oyun formatı denedim ve istatistiklerde de bayağı Avrupa'yı zorlayan istatistikler, birçoğunda zirvedeydiniz. 4-2-3-1 veya 4-1-4-1, bunlar senin için, bir sistem için rakamlar önemli mi? Senin tam olarak hayalindeki Türk futbolunun bir ekol oluşturması için hayalinde bir format, bir düzen var mı? Ya şöyle bir şey var. Aslında oyuncuya göre sistemler değişiklik gösterebilir ama oyunun prensiplerini değiştirmemek lazım. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bütün dünya half space koşulunun peşinde. İşte yani işte bek bindirmelerinin nasıl savunulacağı, ikili sıkıştırmalar, ters ayaklı oyuncuya göre. Biz şöyle bir şey yaptık. Hücumda 3 bölge, savunmada 3,5 bölgeye çevirdik. Yani kaleye yakın bölgeyi acil savunma bölgesi olarak belirledik. Bu bölgelerde de kendimize 5'er tane oyuncularımızın net anlayabileceği prensip belirledik. Ve bu prensipleri de hep her birini tek tek çalıştık. Yani bek bindirmesini nasıl savunacağız? Ters ayaklı oyuncuyu nasıl savunacağız? Alandan adama nasıl geçeceğiz kaleye yaklaştığımızda? Önce savunma partlarını tek tek çalıştık. Savunmaya oturduktan sonra hücumu çalışmaya başladık. Ama dediğin şey sayılar. Yani zaten rakibe göre değişiyor. Bazen hücumda 3-1-6 oynuyoruz, 3-2-5 oynuyoruz. Bazen 4-1-5 darda deniyoruz. Yani birçok şey deniyoruz. Savunmada karşılarken bazen 10-10 baskı yapıyoruz. Bazen ikinci bölgeye çekiliyoruz. En önde 4-3-1-2 basıyoruz. Yani rakibi oyuncuya göre. Önemli olan bence hücumun bölgelerinde ve savunmanın bölgelerinde prensipleri belirlemek. Ve hangi sistemi oynarsan oyna o prensiplerden ayrı kalmamak. Hangi bölgede topu nereye nasıl uzaklaştıracaksın? Hangi bölgede nasıl yerleşeceksin veya sayısal fazlalığı nasıl sağlayacaksın? Bunlara kafa yormak lazım. Ekibimizle beraber bunlara kafa yoruyoruz. Ama dediğim şey bu söylemleri, bunları söylemek çok basit. Bunları nasıl antren edeceksiniz? Oyuncuya nasıl geçireceksiniz? Bunlar çok önemli şeyler. Ve bunlar kısa zamanda bazı başarıları yakalayamayabilirsiniz. Ama bunlar uzun vadede bu oyunun kurtuluşu veya geleceği diye düşünüyorum. Bunları yaparsak Avrupa Kupası kazanabilir bir ülkenin takımı diye düşünüyorum. Çünkü artık lig şampiyonluğunun bu fiyatlarda, bu durumlarda tabii ki çok önemli ama daha önemli yerlere götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocam şunu soracağım. Şimdi Eyüpspor bu sezon çok dominant bir oyun oynadı. Aslında siz de tarif ettiniz bunu. Yani hem topa çok sahip olmak istiyorsunuz hem çok koşmak istiyorsunuz. Ama çünkü oyunumuzu iki şey üzerine kurduk. Pas ve reaksiyon. Ama bu pas oyunu sadece kısa pas olarak algılanmasın. Bazen uzun topa da biz uzun pas diyoruz. Mesajlar. Yani bir sürü şey. Yani uzun topu da kaldırdık. Uzun pas diye hitap etmeye çalışıyoruz. Şimdi Süper Lig'de olacaksınız. Şunu merak ediyorum. Ben mesela sezon başında Eyüpspor'un hani siz kurduğunuz kadro derken mesela Süper Lig'e çıkar diye düşünüyordum. Ama mesela şimdi Eyüpspor'un Süper Lig'de hangi rolü üstleneceğini bilmiyoruz. Yani Eyüpspor Avrupa'ya mı oynayacak? İlk sezonda ilk 10 yapalım yeter mi diyecek? Veya belki de İlk sezon aman ligde kalalım da asansör takımı olmasın mı diyecek. Yani bu sene bir dominant oyun koydunuz. Çünkü bu ligin en iddialı takımlarından biriydiniz. Seneye Süper Lig'de nasıl bir Eyüpspor hayal ediyorsunuz? Şimdi önce insanın haddini bilmesi çok önemlidir. Süper Lig bambaşka bir dünya, bambaşka bütçeler, önemli statlar, çok büyük takımlar. O yüzden bizim birinci hedefimiz ligde kalabilmek. Eyüpspor'u Süper Lig'de kalıcı bir takım haline getirebilmek ve bu kültürü yaşayabilmek. O yüzden ilk hedefimiz ligde kalıcı olabilmek. Bunun işin gerçeği bu. Biz yine iyi oyun oynamaya, cesaretli oyun oynamaya, büyük takımlara karşı cesaretimizi göstermeye tabii çalışacağız. Ama dediğim gibi ilk hayalimiz önce ligde kalabilmek. Yavaş yavaş sonrasında neler olacak göreceğiz. Ama tabii ki ilk senede çünkü şöyle basit bir matematik var aslında. Yani ilk 5 takımı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve Başakşehir'i çıktıktan sonra geriye kalıyor 14 takım. 14 takımdan 4 takım düşecek. Yani burada başka bir mücadele var. Baktığınız zaman kolay bir mücadele. O yüzden bazı şeylere mantıklı bakmak lazım. Biz kendi yerimizi, haddimizi biliyoruz. Eyüpspor'un bu anın da keyfini yaşaması lazım. Yani Allah korusun Eyüpspor düşse de bir şey olmaz. Çünkü buralara oynamayı öğrendi. Yani düşmek de bir yıkım değildir. Eyüpspor artık bu seviyelerin takımı olmaya başlayacaktır. Yani önümüzdeki 5 sene içinde, 10 sene içinde bu hayallerimize ulaşacağız. Ben burada olurum olmam ama biz buraya bir organizasyon oluşturmaya geldik. Organizasyon için uğraşıyoruz ve umarım da bunda başarılı oluruz. Arda Turan varsa bir mutluluk oluyor genelde etrafında da. Çok da mutlu bir ortam var ve birçok mutluluk oluşturacak insanı etrafınızda topladığınızda görüyoruz ekip oluştururken. Hocam bu ekip çalışmasından biraz bahsettiniz ama yani nasıl mutluluk başarıya götüren hangi rolde oluyorsunuz? Ben tabii şuna inanırım. Saygıdan çok sevgiye ihtiyacımız var ekip çalışmasında. Ve biliyorsunuz ben skandal adamıyımdır, kriz adamıyımdır. Yani bunların içinde olmayı, yaşamayı da severim. Yani yaptığım hataları çekmeyi, yapmadığım hataların da yüküne karşı mücadele etmeyi de severim. Böyle bir durum var ama ben buraya her geldiğimde hangi halde olursam olayım hiçbir zaman ekibime ve oyuncularıma bunu yansıtmadım. Ben bu ekibin lideriyim ve gerçekten de böyledir. Hayatta Allah korusun sağlık dışındaki her sıkıntıda ben sabah kalkıp işime en iyi şekilde gelir, en güçlü halimde bir mücadele ederim. Kendime ve zihnime, karakterime bu konuda güveniyorum. O yüzden ekibim de bunu bildiği için bana bu konuda çok yardımcı oldular. Hayatta böyle olmak çok önemli bir şeydir. Ekibimizle bu uyumu yakalamak. Yani evet ülke yıkılıyor, hakkımızda bir şey olmuş, hiç önemli değil. Oraya geldiğimde ekibimde kimse ne oluyor diye sormaz. Herkes analize oturur, şakalara devam ederiz. Hatta o konularla ilgili şaka yaparız. Çünkü benim gerçek değerlerim o değil. Biz şunu yaptık. İnsanlar Eyüpspor'u da aynısını yaptılar. İnsanların bizi koyduğu yerde değiliz biz. İşte biraz önce dedin işte bütçe, oyun. Hayır. Ben oyuncularıma bakalım. Bu oyuncuların hepsi ortadaydı. Evet. Hepsi ortadaydı. Niye kimse alıp oynatmadı? Buradan bir takım oluşturabilmek, buradan bir organizasyon oluşturabilmek böyle bir şey. Eyüpspor'da herkes aklına parayla açıp bütçemiz. Hayır, bizim o kadar yüksek bütçemiz yok. Göztepe kadar, Kocaeli kadar bütçemiz var. Rakiplerimiz kadar bütçemiz var. Fazlası yok. Zaten çoğu oyuncu da sözleşmesi bitmiş oyuncular da evet. Aslında yani. Yani çok makul fiyatlara oynattığımız bir sürü oyuncu var. Ben burada bir takım eğer toplu oynamada dünya sıralamasına giriyorsa, koşu mesafesinde 38 takım dahil, Süper Lig dahil 1. sıraya geliyorsa burada bakılması gereken şey budur. Eyüpspor için tek bakılması gereken şey, Eyüpspor iyi futbol oynadı. Sahanın içinde iyi futbol oynadı. Ve Eyüpspor ona karşı kazanan her rakibine gidip elini sıktı, tebrik etti. 5 tane Göztepe'den gidip herkesin tek tek elini sıktı. Kimseye ağzımızı açmadık. Çorum 120 saniye kalemize geldi. Bizi 1-0 yenenler tebrik ettik. Çünkü neden? Serkan Özbalta iyi bir hoca, iyi bir organizasyon kurmaya çalışıyor. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyor. O günün doğrusuyla bizi yendi. Bizi alt etti. Bunlar Tuncay abi ilk gittim Sakarya'da 2-0 beni yendi, onu tebrik ettik. Bunlara bakılsın Eyüpspor'la ilgili. Hadi benimle ilgili bakılmıyor. Ona razıyım. Ama bu normal. Çünkü Arda'ya bir şey söylemek bu ülkede bir prim. Bir heyecan, bir şey yaratır. Ya o yüzden burada hiç artık kızıyormuş veya ters bir şey söylemiş. Buna saygı duyuyorum. İsmim üzerinden konuşulması, başkasına olsa ona çok büyük haksızlık yapıldı diye söylenecek şeyler ben olduğum zaman bambaşka davranıyor. Bunlarda hiç problem yok. Ben bunlarla yaşamayı öğrendim. Zaten bir saatten sonra seni gerçekten bilenlerin ne düşündüğü çok önemli ve halk, sokağa çıktığındaki halk. Ben bugün Anadolu'nun her yerine gidiyorum. Her yerde çok büyük bir sevgiyle karşılanıyorum. Benim için bu yeterli. Ben ne olduğunu biliyorum. O algılar ben ve Eyüpspor'u değiştiremez. O yüzden biz hep sahanın içinde kaldık. Kazandığımız zaman oyunu yorumladık. Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik ettik ve aynı şekilde başkanımız ve Fatih Kulaksız da as başkanımızla bir gün bile hakemle ilgili konuşmadık. Bir isyanımız varsa bile onu bile mizahla sağlık raporu diye anlattık. O yüzden dediğim gibi Eyüpspor güzel bir örnek. Eyüpspor'un bakılacak bir sürü güzel tarafı var. Tesisleşiyoruz, güzel sahalar, güzel oyunlar oynuyoruz. Bazen güzele bakmak da insanlara iyi gelebilir. Kendilerini de yormamaları açısından bir tavsiye bu. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi burada Caner Erkin, Ömer Bayram, Uğur Demirok sanırım altyapıda Galatasaray'la evet. Beraberdiniz. Yani eski takım arkadaşlarınız şu an sizin öğrencileriniz oldu aslında tırnak içerisinde tabii. Bununla ilgili Caner Erkin de sanırım Candaş Tolga İş'in programında sizle ilgili anlattığı bir anısı vardı. Nasıl oldu bu süreç? Yani nasıl hissettirdi size? O aradaki dengeyi nasıl kurabildiniz? Bir dengeye ihtiyacımız yok ki. Ya Caner benim çocukluktan beri arkadaşım. Beraber oynamışız Manisa'da. Caner'e ben hocalık yapmıyorum ki. Caner'le ilgili tek düşüncem şu. Caner Türk futbol tarihindeki en büyük oyunculardan bir tanesi. En önemli sol beklerden biri. Bir döneme damga vurmuş bir oyuncu. Ve ben bu hikayeyi daha güzelleştirip bitirmesini istiyorum. Yani Caner'e şunu söylüyorum. Caner, ben şu hataları yaptım. Olmadı, sen bunları yapma. Daha çok fiziksel olarak daha iyi hazırlan. İşte savunmana daha çok önem ver. İşte takım içindeki ilişkileri daha çok yukarıya çıkart. Çünkü Caner zaten Caner tek başına birçok maçı alabilecek bir oyuncu. Her seviyede. Caner bugün en üst seviye Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkartın. Eğer konsantre olsun, savunma yapsın, Caner'i durduramazsın. Aslında sormak istediğim şuydu. Bahsettiğiniz konsantrasyonla alakalı. Şimdi Caner Erkin çok büyük bir futbolcu. Belki Türk futbolunun en önemli sol beklerinden birisi. 35 yaşında sanırım PTT yani 1. Lig'e geldi. Burada belli ki sizin diyalog gücünüzün çok büyük bir etkisi oldu. Caner çok iyi kalpli biridir. Yani kalbi özünde inanılmaz iyidir. Ve onun kalbine dokunursanız o oyuna, burayı güzelleştirmeyiz. Aynı şekilde Ömer. Ömer Bayram dediğimiz adam Süper Lig'de asist kralı olmuş. Evet. Yani Ömer'in, iyi durumdaki bir Ömer'in bu lige etki etmemesi mümkün mü? Yani Ömer'in potansiyeli ki Ömer oynadığı ve oynamadığı zaman takıma muhteşem bir liderdir. Muhteşem liderlik yapar. Herkesi aşağı... Yani benim böyle avantajlarım oldu. Ama ben onlara önce insan olarak davranıyorum her zaman. Hala onlar önce benim arkadaşlarım, kardeşlerim. Sonra hocalarıyım. Tabii ki onlar da patronun kim olduğunu biliyorlar. Ama patronluk yapacak bir şey yok ki. Zaten yani Caner'in çocuğuyla, ailesiyle ilgili veya Ömer'in ailesiyle ilgili olduğu zaman bu futboldan daha önemli olabilir mi? Veya Uğur Demirok için. Uğur Demirok'un ailesi beni küçükken almış, evinde beslemiş, yemek yedirmiş, antrenmana götürmüş babası, amcası. Yani bunlar unutulabilir mi hayat? Ama onu da oynatmadım. Bir sürü oynatmadım ama geldi muhteşem bir kaptanlık yaptı. Muhteşem bir liderlik yaptı. Anlatmak istediğim şey şu. Profesyonellik burada. Ben arkadaşlarımı ve kardeşlerimi en iyi halde hazırlamaya çalışıyorum. Caner biliyor ki ben ona bir şey söylüyorsam da onun daha iyi olabilmesi için, daha iyi bitirmesi için, efsaneliğini daha büyük bir şekilde bitirmesi için. Ömer biliyor ki Ömer Bayram'ın yaptıklarını en güzel şekilde hatırlanması için, efsaneliği öyle kalabilmesi için. İnsanların nedeninin önemi yok. Ben onların nasıl futbolcu olduğunu biliyorum. Uğur Demirok'un, Ömer'in, Caner'in, hatta işte Bekir'in, Mustafa Pekdem'e gitti onların. Ben onların ne kadar önemli ve büyük oyuncular olduklarını biliyorum. O yüzden bunlar, bazı yaşanan şeyler onların değerini azaltmaz. Aksine benim onları daha çok teşvik etmem, daha çok zorlamam için bir fırsat. Göreceksiniz, Caner'i bir dahaki sene daha fazla zorlayacağım. Ömer'i inşallah daha fazla zorlayacağım. Daha iyi olabilmeleri için. Çünkü bir üst seviyeye çıkacağız. Bu yaşlarda o seviyelerde mücadele etmek zor olacak. Ama ben yapabileceklerine inanıyorum. Daha iyilerini yapacak. Daha iyilerini oynayacak. Caner istesin, onu kimse geçemez birebir de. Neden istemesin ki? 40'a kadar oynasın. 42'ye kadar oynasın. Ömer oynasın. Oynasın. Türkiye Ligi'ne yeniden asist kralı olsun. İyi ve Caner ve Ömer beraber. Ömer 8 oynar. Önlü arkalı oynarlar. Baktığınızda, oyuna baktığınızda iyi oyuncu, yeter ki onlar iyi durumda olsun. Onları beraber oynatmak benim için hiç problem değil. Kaptan, isteseniz çekerdiniz, başka bir yerde de yaşayabilirdiniz. Futbolun içine hiçbir daha da girmeyebilirdiniz. Ama hep futbolla yaşayan bir insansınız. Oyunculuk, kaptanlık sonrası kurslar ve buradaki ben mental dönüşümü de, yani bir mental dönüşüm gerekti mi sizce o süreçte? Yani yönetmek, organizasyon kurmak bambaşka bir şey. Ama tabii buradaki eğitim çok önemli. Oğuz Çetin ve ekibi bize çok iyi bir ortam hazırladılar. Sağ olsun, kurslarda zorluyorlar da bizi. Uzun zamandır, yani 12-13 modül oldu. Yani 1,5-2 senedir AB kursuna devam ediyoruz. Sürekli zorlanıyoruz, tartışıyoruz oyun hakkında. O yüzden bu bizim için çok faydalı oldu. Ama ben şuna inanıyorum ki benim ruhumda bir liderlik var. Ve ben bu oyuna da aklımı yoruyorum. Tek korkum ülkemin bunu anlayamaması ve bunu sabır gösterememesi olur. Çünkü biraz oyunun gerçekliğinden, oyunun temelinden uzaklaştık. Avrupa ile fark çok açılıyor. Yani Avrupa'da taktiksel olarak yapılan şey bizde yapıldığı zaman sabredilmiyor veya yapılan hocalara gerekli saygı gösterilmiyor. Şimdi alt liglere bakıyorum. Diyorlar ki ya alt ligde görmüyor musun? Hiçbir şey oynamıyor. O bir şey. Adam nasıl oynasın? Yani 2 maç mağlup olursa gidecek. Bugün ya çok iyi dostlarımızın yönettiği veya çok iyi dostlarımızın olduğu kulüpler bile 3 tane maksimumda teknik direktör değiştiriyor. Ya bu imkansız. Yani bunlar makine değil, bunlar insan. Geldiğinizde bir taktiği, bir şey anlattığınız zaman değiştirmesi çok zor. Geçen sene geldim, gördüm işte. Ne desem olmadı, ne yapsam olmadı. Bir sezon başına ihtiyacım vardı. Taktiği geliştirmeye, oyunu geliştirmeye. 30 yaşındaki oyuncuya, bütün hayatı boyunca futbolu çok sevmiş, sokak futbolu oynamış bir oyuncuya tekrardan alışkanlıklarını değiştirmesini istiyorsun. City'nin yaptığı şeyleri istiyoruz ama onlar kadar sabır gösteriyor muyuz? Mağlubiyete karşı gösterdikleri olgunluğa bakın. 9 senede bir tane Şampiyonlar Ligi kazanabildiler. Ama oynadıkları oyun hep zaman, sabır. En iyi oyuncularını değiştirdi. Sterling'i değiştirdi, Cancelo'yu değiştirdi, Gabriel Jesus'u değiştirdi. En iyi giderken. Bizim bunlara sabrımız veya gösterecek zekamız veya cesaretimiz var mı? Değişim cesaret. Anlatmak istediğim şey, taktik zaten yetenek olarak sokaklar bittiği için azalıyoruz. Taktik ve teknik olarak çok gerideyiz. Yetenek olarak da uzaklaşıyoruz. Eğer bundan uzaklaşırsak maalesef, daha bundan 10 sene önceki röportajlarım da var. Doğuya doğru, futbol olarak doğuya doğru gidiyoruz diye daha da aşağıya gideriz. Bırakalım biraz. Yani bırakalım, teknik direktörler denesinler şanslarını. Onlara imkan verelim. Yani başarı kriteri her zaman şampiyonluk olmamalı. Bazen 5. bir takım da başarılıdır. Bazen 15. bir takım da başarılıdır. Kuruluş şartına göre, sistemine göre, bütçesine göre. Kaptanım, bunu bence yaklaşık bir 15 yıldır söylüyorsunuz. Hatta başında yakaladınız. Sokak futbolunun kaybolduğunu, bunun ileride başımıza dert olacağını yıllardır söylüyorsunuz ama bir değişim görmedi. Yine çocuklar halı sahalara biraz mahkum bırakılıyor. Evet. Yani bunu futbol akılları veya federasyondan birileri sizden bu konuda bir ne yapalım Arda hocam diye bir şey oldu veya sizin bir öneriniz var mı? Yeteneğimizin yeniden eskiye dönmesi. Vallahi ben öncelikle Gençlik Spor Bakanlığı'ndan önce Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu konunun ilerlemesi yönündeyim. Yani okullara sporun, turnuvanın daha çok girmesi taraftarıyım. Bence burada bunu ilerletmemiz lazım. Ders saatlerini veya işte teneffüsleri bilmiyorum. Yani bunun uzmanı ben değilim. Ama tavsiyem bu yönde. Önce Milli Eğitim Bakanlığı ve sonra Spor Bakanlığı. Önce Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitimle beraber çocuklar gitmeli. Ve ben hep şunu söylüyorum oyuncularıma. Size hangi taktiği anlatırsam anlayayım, hangi sistemi anlatırsam anlatayım. Bu bizim sokakta oynadığımız oyun. Yani eğer birebire, temasa, işte birin karşındakine üstünlük sağlamayı beceremezsen hiçbir taktik geçerli değil. Oyunun özü ilk mahallede oynadığın aslında. Oyunun özünden uzaklaşmamalısınız. O yüzden çocuklar sokakta ve okulda bu eğitimi almalı ki buralara profesyonel sporculuğa o özle beraber gelebilmeli. Bunu konuşmuşken aslında Euro 2024'de de bir değinmek istiyorum. Yani sonuçta iki Avrupa Şampiyonası oynamış bir futbolcusunuz. İkisinin de bambaşka hikayeleri oldu ve bugün yine yeni bir jenerasyona, gerçi hep de yeni jenerasyon diyoruz. 4 sene önce Euro 2020'de de aslında benzer bir durum vardı. Ama şimdi yine değişti, yine gelişti. Nasıl görüyorsunuz şansımızı? Sizce ne noktadayız milli takım olarak? Bence muhteşem bir takıma sahibiz. Aynı şekilde çok muhteşem de bir hocamız olduğunu düşünüyorum. Turnuvayı oynama özelliklerine sahip bir kültürden ve ülkeden gelen bir hoca. Burada bu seviyeleri bilen bir hoca. Ve duyduğum kadarıyla ikili ilişkileri, oyunculara yaklaşımı çok iyi. Bence muhteşem bir takım var. Muhteşem bir hoca var. Bunu tek yıpratacak şey hocanın vereceği tercihlere hem oyuncuların hem ülke olarak bizim vereceğimiz tepkiler. Mesela hazırlık maçındaki bazı tercihleri bile bir anda ülkede sosyal medyada inanılmaz tartışma konusu oldu. Adı üstünde hazırlık maçı yani. Tabii ki kimse ülkesinin 6-1 yenilmesini istemez. Hı hı. Ama Hırvatistan'da yenen de Montella'ydı. Doğru kadroyu bulup. O yüzden sakin olmak lazım. Oyuncularını görmek istemesi, oyuncularına zaman tanımak istemesi onun en doğal hakkı. Ona yardımcı olmalıyız. Çünkü biz geçen gün kendi aramızda şaka yaparken milli takımın 20+3 mü gidiyor? 20+3 oluşturmaya çalıştık. Gelin oluşturun bakalım. İmkansız. Yani şu an her yerde kavga çıkıyor. O yüzden her arkadaş çevresinde. O yüzden karar vericiye saygı duymamız lazım. Oynayan, oynamayan, milli takımın oyuncu performansı. Dediğim gibi ben takımıma çok güveniyorum. Ama burada federasyonumuza büyük bir iş düşüyor. Bu kendim için söylemiyorum. Ama eski oyuncularını futbolun içinden gelen insanlara daha çok sahip çıkıp o sinerjiyi yaratsınlar. Bıraksınlar kendi etraflarını, akrabalarını, onları bunları. Oyunun kendisine hizmet etsinler. Ve bu sinerjiyi Arjantin gibi yaşasınlar. Yani orada daha önce oynamış oyuncular veya bu ülkeye daha önce hizmet etmiş oyuncular önüne gelsin, takıma destek versin ki dışarıdaki en azından turnuva için muhalefeti azaltalım. En azından. Bir muhalefet varsa oyunla ilgili rahatsız olduğumuz şey, bunu yine turnuva sonrasında devam ettirelim. Burada da sevgili dostum, abim Hamit Altıntop'a çok güveniyorum. Hiç durmadan onun enerjisine ve profesyonelliğine güveniyorum. Bunu çok iyi sağlayacaktır. Turnuva sinerji işidir. O iyi bilir. 2008'de bu sinerjiyi beraber yaratan isimlerden biriyiz. Ülke tarihindeki en büyük başarılardan, belki de en zorlarından bir tanesini başardık hep beraber. Buna inanıyorum. Federasyona da buradan sesleniyorum. Enerjik, yüksek enerjili, insanları birleştiren, barıştıran ve futbolu düşünen, milli takıma kayıtsız şartsız destek veren bir hal istiyorum. Çünkü bu takımdan çok ümitliyim. Çok istiyorum bir Avrupa Şampiyonası finali görmek. Türk milli takımda Almanya'da. Yiyelim şıkır şıkır takım elbisemizi, milli takımımızı destekleyelim. En büyük hayalim. Herhalde oturur hüngür ağlarım sevinçten. Yani böyle bir şey çok istiyorum ve bu çocuklar bunu yapabilirler. Çocukların da üstüne gitmemek lazım. Yani Kerem'inden Arda Güler'ine, işte yani hangi oyuncu gelecekse Barış'ından Kenan Yıldız'ına. Yani Hakan Çalhanoğlu'na bile hani rica ediyorum. Yani bir insan Hakan Çalhanoğlu'na neden bir şey söyler? Ya ben de futboldan anladığımı düşünüyorum ve futbola bakıyorum. Ya Hakan Çalhanoğlu muhteşemin ötesinde. Yani bu ve uzun yıllardır süre gelen bir şey. Hakan Çalhanoğlu bu takımın lideri ve muhteşem. Bu kadar. Tabii ki bazen kötü oynayabilir. Ama yani baktığın zaman muhteşem bir oyuncuya, muhteşem bir lidere sahibiz. Ve Almanya'da doğup büyüyüp kendi ülkesini tercih etmiş. Çok önemli. Kaptanlığa kadar da gelmiş. Kaptanlığa kadar ve hak edip ben Hakan'ı kendim de tanırım. Oynadığım zamanda da hep beraber bir kardeşim olarak sahada yanımda olsun çok isterdi. Bana çünkü çok yardımcı olurdu. Sağ olsun. Hep onun üstünde o abiliğimi de hissettirmiştir bana. Ama Hakan muhteşem bir oyuncu. Kaptan bahsetti, baskılı yapmayın çocukları diye. Kerem Aktürkoğlu, sen bunları daha genç yaşta yaşadın aslında. Kerem şu an aslında olgunluk çağında diyebileceğimiz futbolcu için. Sen çok daha küçükken benzer baskıları yaşadın. Ama Kerem de geçen şöyle bir sistemde bulundu. Benim mentalim güçlü diye niye bu kadar laf yiyorum diye. Sen kaptanlığını da yaptın. Barış'ın da keza öyle. Neden söyleyeceksin? Kerem'e niye bu kadar sadece kaptan hocam eleştirdi? İkisi de kadroya girmiyorken, bizdeyken ikisine de sorabilirsiniz. Karşıma alın. İkiniz de 30-40 milyon euro edersiniz demiştim. Yeter ki doğru oynayın, topu kaybetmeyin diye. Bugün onun haklı gururunu yaşıyorum abileri olarak. Bence tek yapmaları gereken dışarıyı duymamak. Geldikleri seviye inanılmaz. İnanılmaz bir seviyede oynuyorlar ve muhteşemdir. Galatasaray'ı alıp sırtlamış durumdalar. Bir gün Barış, bir gün Kerem. Tabii ki Icardi, Torreira, bütün takım. Muslera zaten yıllardır muhteşem işler yapıyor. Bütün takım. Apo muhteşem iş yapıyor. Ama Kerem'le Barış özelinde sorduğunuz için söylüyorum. Ben çok mutluyum. Onlar, bir Galatasaray taraftarı olarak onları sahada görmekten, onların bu formayı giymesinden dolayı o kadar mutluyum ki onlar her topu ayağına aldığımda heyecanlanıyorum. Yani böyleyiz. Yani kültür olarak böyleyiz. Anında eleştirmek için yer arıyoruz falan ama uzun süreli Avrupa'da böyle performanslar veren oyuncular çok başarılı oluyor. Yani muhtemeldir ki Avrupa'ya gitseler birçok takımda çok başarılı olabilirler. Ama ben bir Galatasaray taraftarı olarak, kaptanlıklarını yapmış abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Hiçbir sorun görmüyorum. Oyundan da çıkarlar bazen, az da oynayabilirler ama onların Galatasaray tarihine geçmediği anlamda artık onlar Galatasaray tarihine geçti. Bir şampiyonluk yaşadılar ve böyle devam ediyorlar. Hiç durmadan devam etsinler. Hiçbir şey onların tarihe geçtiklerini değiştiremez. Şampiyonluk demişken ikincisi gelir mi sizce bu sezon sonunda? Vallahi muhteşem bir yarış var. İki takımı da tebrik etmek lazım. İki takımı da hem Okan Hoca'yı hem İsmail Hoca'yı gönülden tebrik ediyorum. Yani muhteşem bir sezon geçiriyorlar. İki tarafta kaybeden çok üzülecek. Ben bir Galatasaraylı olarak tabii ki Galatasaray'ın kazanmasını çok isterim. İyi bir Galatasaraylıyımdır ama oyunun artık güzelliğine de bakmamız lazım. Fiil açısından da Fenerbahçe'yi de gönülden tebrik ediyorum. Çok iyi işler yaptılar. İşte o tarafta da İrfanlar neler yapıyorlar. Evet. Ferdiler neler yapıyorlar. İki tarafta da çocuklar muhteşem emek veriyor. İnşallah Türk futboluna güzel bir rekabetle, tatlı bir fair play ruhuyla biter ki biz de biraz rahatlarız. Şunu sormak istiyorum yani kendi adıma en azından. Şimdi Arda Güler'i bu sene zaten Real Madrid'de görüyoruz ve çok izleyemedik ama bu bile mesela çok tartışma konusu oldu. İşte sürekli Arda Güler oyuna giremedi, edemedi falan. Mesela benim kendi adıma çok saçma geliyor çünkü Real Madrid sistemini az çok bilen insanlar o hani takımı aldıktan sonra hemen ilk 11'e girmeyeceğini, birçok aşaması olduğunu birçok örneklerle görebiliyoruz. Vinicius'tan Rodrigo'suna kadar. Yani siz bu süreci yaşamış, hani Madrid'de ilk senenizde gittiniz, orayı gören, belki bu konuda benim adıma en azından yorum yapabilecek bir numaralı insansınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Arda Güler'in süre alma durumu size devamlılığı olması mı lazım? Benzer süreçler değil. Ama şunu bilmemiz lazım. Arda Güler daha 19 yaşında ve bizim ülkemizin hepimizin umudu. Yani Arda Güler Real Madrid'de şu anda oynasa veya oynamasa inanın bana çok büyük farklar yok. Önünde muhteşem bir 17-18 sene var Allah izin verirse. Ve muhteşem yeteneklere sahip. Ve dünyanın en önemli taktisyenlerinden biriyle beraber çalışıyor. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Real Madrid her gün yarışmak zorunda. Bu yarışmacı ortamda kolay değil o formayı. Mutlaka ki formayı alıp giyecektir. Modric'in ilk geldiği sezonu açıp bakın o zaman çok istiyorsanız. Modric oynuyordu. Oynadıktan sonraki eleştirilere bakın Luga'nın. Performans veremediği için. Ha? Kolay bir şey değil Real Madrid'e gidip. Real Madrid soyunmasına girmek. Boş Barneveo'da karşıdan karşıya geçemezsin, ayakların tutuyor. Tabii canım. O yüzden Arda Güler'i rahat bırakın. Muhteşem bir oyuncu. Muhteşem yeteneklere sahip. Siz sorduğunuz için cevap veriyorum. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Evet. Çünkü çocuğu rahat bırakmak istiyorum. Dediğim gibi bırakalım ve keyfini yaşayalım böyle muhteşem bir yeteneği. Kardeşinizin adını verecek kadar sevdiğiniz Okan Hoca. Okan Hoca zaten... Başımıza dert oldu Okan abi. Bu kadar rekor kırarsa bize de bırakarak yani. Bu kadar rekor kırılır mı kardeş? Arada laflıyor musunuz? Vallahi arada laflıyoruz tabii abi, kardeşiz yani sonuç olarak. Bir sürü ortak dostumuz var. Kendi aramızda da bir dostumuz var. Beraber oynadık. Beraber şampiyonluk yaşadık. Sonra hocalığımı yaptı. Yani... Daha ne kadar tüne korkuyoruz. Ya vallahi biz biraz yani Galatasaraylı olarak seviniyoruz da. Ya belki diyorum işte Avrupa'da bize bir şey bırakılır. Ya şimdi de onu yapabiliriz diye hayal ediyorum. Ya o abi de hani daha nereye gidecek? Uzaya çıkarttı çıtayı. Vallahi büyük iş yapıyor. lig şubu. Bir defa o kadar star aynı anda idare edebilmek falan, bunlar hiç kolay işler değil. Muhteşem oyunlar oynattı Şampiyonlar Ligi'nde. Dediğim gibi muhteşem bir teknik adam. Her Galatasaraylı herhalde Okan abi takımın başında diye mutludur. Evet. Ben de öyleyim yani. Yani şöyle de bir şey var. Oyuna teknik direktörlük tarafına geçtikten sonra oyunun zorluklarını daha iyi anladığım için artık yani ne kadar büyük ve muhteşem bir iş yaptığını daha iyi anlayabiliyorum. Bir tarafta da yine ülkemizden 20 yıl sonra bir meydan okuma yapar ve bunu 70 yaşındayken yapar. Fatih Hoca var. Yunan Ligi'nde çok zorlu bir lig. Yani Fatih Hoca Allah uzun ömür versin. Hayatın her anında bu meydan okumaların en iyi şekilde üstesinden gelecek karaktere sahip. Her şeyden önce bu bilgi ve tecrübeye sahip. Yani bilgisi zaten motivasyonunu ve tecrübesini o sağlıyor. Çünkü çözümü görebildiği için bunlara cesaret edebiliyor. Bence çok önemli bir meydan okuma yaptı. Önemli takımların olduğu zor bir sistem, playoff sistemi. PAOK çok başarılı, Olympiakos'u gördük, işte Fenerbahçe'yi eledi. Ama hoca her şeyin üstesinden gelebilir. Dualarımız onunla, ekibiyle muhtemeldir ki de şampiyon olacaktır yine hoca. Hoca bir yolunu bulur. Buralara getirdiyse en azından bizim de nasıl yolu bulacağımızı öğretmeyi tekrardan bize gösterir. Kaptan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Buralara kadar geldiniz. Görüşmek üzere. Eyvallah. Çok teşekkürler.